Selam, ben Dilara Kaya, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkekler neden ciddi ilişki istemiyor? Biraz bundan konuşmak istiyorum. Böyle bugün nedense bu konu hakkında sohbet edesim geldi. Hatta düşündüm, acaba Instagram'da canlı yayın mı yapsam yoksa YouTube videosu mu çeksem? Bu arada beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız buraya Instagram adresimi yazacağım. Kolaylıkla beni bulabilirsiniz Instagram'da. Evet, konumuza gelecek olursak. Erkekler neden ciddi ilişki istemiyor? Bu son zamanlarda şahsen de gördüğüm, çevremden de duyduğum en çok şey. Uzun zamandır ilişkin yok. Ve artık hani böyle aşkı yaşamak, güzel bir ilişkiye başlamak istiyorsun. Bence bunun Instagram'da gördüklerimizin etkisi çok büyük. Çünkü Instagram'a bakacak olursak herkesin mükemmel bir ilişkisi ve mükemmel uyumda olduğu bir partneri var. Öyle olmadığını her ne kadar bilsek de, çünkü iki insanın hiç tartışmadan sadece öyle gösterdikleri gibi yaşıyor olmaları yalan. Yani. Aslında o kadar çok çevremizde veya sosyal medyada gözümüze sokuluyor ki artık bir süre sonra benim de bir ilişkim olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü maalesef ki o kadar çok insan, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama bence birçok kadın erkeksiz var olamayacağını düşünüyor. Ya da birçok kesimde yanında erkek yoksa eğer ciddiye dahi alınmıyorsun. Ben böyle bunun üstü kapalı söylemek istiyorum ama bence siz ne demek istediğimi anladınız. Neyse, bu konulara geçelim. Erkekler neden ciddi ilişki istemiyor? Bence bunun da sebebi sosyal medya. Aman bu da Amerika işi gibi, hani her şeyin sebebi Amerika deriz ya. Bu her şeyin sebebi sosyal medya mı diyeceksiniz. Evet. Evet, çünkü artık bir insanı tanımak, yeni insanlarla karşılaşmak çok kolay. Bir Instagram'a giriş yapın, keşfetinize girin. Karşınıza bir sürü yeni insan çıkacak. Ve erkeklere, ya kadınlar biraz daha zorlanıyor olabilir birini tanımak için. Ama erkekler tanıyacak kızı çok kolay buluyorlar sosyal medya sayesinde. O yüzden bu kadar çok kız varken, bu kadar çok kolay ulaşabildikleri, evet, bu kadar kolay ulaşabildikleri kızlar varken aslında bütün sebep bence uğraşmak istememeleri. O kadar çok kız var Instagram'da erkeklere yazan. Ben buna bir şey diyemem. Ya zaten her zaman adımları sadece karşı taraftan beklememeli. Ya hep bunu savunurum. Ama kastettiğim şey bunun gibi bir şey değil. Şöyle anlatayım. Şimdi sen uzun zamandır bir ilişki istiyorsun. Artık çevrende yeterince sosyal değilsin. Yeterince sosyal değilsindir. Ya da yeni insanlarla karşılaşmıyorsundur. Artık senin umudun Instagram'dan eş adayını bulmak. Instagram'dan eş adayı bulunur mu? Ya bulan buluyor. Hatta bulan iyisini de buluyor. Neyse, sen bulmaya çalışıyorsun. Biri çıkıyor karşına, beğeniyorsun. Yani fotoğrafları güzel. İşte önce beğeniyorsunuz birbirinizin fotoğrafını. Sonra işte mesaj atıyor. Naber? Sen de konuşuyorsun vesaire vesaire. Eskiden bir insan birini tanımak için bir zaman harcardı. Yani bir zaman gerekirdi. Ama artık en fazla zaman bir gün. En fazla bir gün. İkinci günü hemen buluşmak. Üçüncü günde seni bir daha hatırlamamak. Anlatabildim. Erkekler bence bu yüzden istemiyorlar. Çünkü şöyle anlatacağım size. Bu telefonu satın alabilecek paranız var. Bu telefon piyasadaki en iyi ve en güncel telefon. Bu telefonu mu almalı
Yoksa aman deyip bekleyip bir üstünü mü sabredip bekleyip öyle almalı? Anladınız mı? Hani erkekler aslında daha iyisi erkekler aslında daha iyisinin peşinde değiller. Yani şu an en güncel olan, en hemen alabildiklerinin peşindeler. Ve birini tanımak için yani aslında seninle ilgilenmiyor. O sadece öyle heyecan peşinde, öyle hevesinin peşinde. Yani seninle ilgilenmediği için seni tanımak da istemiyor. Seni tanımak için vakit kaybetmek de istemiyor. Çünkü seni hayatında istemiyor. Yani istiyor da hani kalıcı olarak istemiyor. Anlatabildim mi? Bu erkeklerin ciddi ilişki istememesinde bence çok önemli bir faktör oynuyor. Instagram'da istedikleri kızı çok kolay ve çok hızlı bir şekilde elde edebiliyorlar. O yüzden kimse yani deli dürtmüyorsa kimse gelip de aman ben bu kızı tanımaya çalışayım. Çok iyi bir kıza benziyor. Şöyle bir kız, şöyle namuslu bir kız. Aman da böyle, aman da şöyle demiyorlar. Geliyor başka bir kız. Oh güzel güzel fotoğraflı. Kolay da ulaşılabilir. Ona gidiyor yani. Çünkü beklentisi ve istekleri seninkiyle aynı değil yanım. Bu işler artık çok kolay oldu. Yani biriyle konuşmak, biriyle görüşmek, biriyle temas halinde olmak bunlar artık böyle özel şeyler değil. Maalesef. Maalesef. Bir de şöyle bir durumda var. Erkekler artık bir kadını elde etmek için uğraşmıyorlar. Çünkü kadınlar uğraşıyor. Yani sen biriyle tanışıyorsun ya Instagram'dan. Seninle konuşuyor ya, bir ilgili davranıyor ya. Aynı anda 3-4 kız da ona yazıyor zaten. Böyle onayı aldık Zuzu'dan. Böyle yani. Bence sosyal medya yüzünden erkekler büyüyemiyor. Zaten geç büyüyen bir varlık. Zaten geç büyüyor, anladın mı? Hani bir de Instagram'da o neden? Çünkü kızlar onu sürekli pohpohluyor. Aman şöyle yakışıklısın, aman böyle güzelsin, ama şöylesin diye diye o adamın pohpohluya pohpohluya 15 yaşına düşüyor tekrar. Ergenliğine dönüyor. O yüzden doyamıyor kızlara. O yüzden sürekli başka kızlar, başka kızlar, başka kızlar demiyor ki bit bak buldum gül gibi kızı. Namuslu, düzgün, ciddi ilişki isteyen, evlenebileceğim, çocuklarıma ana olabilecek kadın demiyor. O gidiyor öyle eğlenebileceği kızların peşine. Bir de ben şuna inanmıyorum. Şimdi bir erkekle tanıştın, konuştun, ettin. Farkındasın çok ciddi bir şey istemediğinin ama illa olsun istiyorsun. İlla düzenli bir ilişkiniz olsun, adınız konulsun istiyorlar. Adını zaten zor koyar. Bana çok geliyor bu mesaj. Bu bir yani klişe gibi gelmesin ama gerçekten Instagram'da en fazla aldığım soru bu. Ben onu nasıl ikna edebilirim? Arkadaş o çocuk ciddi düşünmüyor ki, sen onun düşünce yapısını değiştiremezsin ki. Hani değiştirse arkadaşları değiştirebilir, çevresi değiştirebilir. Hani sürekli böyle birileri onunla konuşsa, sen işte artık şu yaşa geldin, işte artık ciddi bir ilişkin olsun diye onu manipüle ederlerse belki bir nebze. Ama senin dediğini yapmaz ki. Çünkü senin sadece evlilik düşündüğünü düşünür diye. Allah'ım Zuzu şu an oyuncağıyla geldi. Bakın. Çok tatlı. Yani diyor ki anne aman be bırak şu kamerayı. Benimle oyna. Bakın en sadık erkek bunlar. Size böyle böyle her şeyini getiren erkekleri bulduğunuzdan bastın nikahı. Bakın yeni getiriyor. Oh. Oh. Öyle. O yüzden eğer bir erkeğin sizinle ciddi düşünmediğini hissederseniz, ki kadınlar hissi bu konuda çok güçlü. Eğer hissederseniz lütfen kendinize saygınız olsun ve çekip gidin. Aman belki benimle ciddi düşünür diye kendinizi kandırmayın. Onun da sizi kandırmasına müsaade etmeyin. Bu devirde ciddi ilişki düşünen erkekleri kaptılar zaten.
sen artık bulamazsın dermişim. Moralinizi bozacak video. Yok, şaka bir yana. Hayır, yani bunu genellemek de doğru değil. Yani Instagram'da sadece böyle tip erkekler yok. Ama çoğunluğu böyle. O çünkü sürekli bakın. Bakın o giriyor böyle Instagram'a keşfetine. Bir sürü kız çıkıyor. Tamam mı? Farz edelim ki ne? Karşıma bir kız çıktı. Ha tamam. Karşıma bu kız çıktı. Al. Like atıyor. Geçiyor. Ah bir kız daha. Like atıyor. Geçiyor. Bir kız daha. Like atıyor. Geçiyor. İlla biri ona dönüş yapıyor işte bu kızlardan. Like attığı kızlardan biri illaki ona dönüş yapıyor. O dönüş yapıyor. Ötekisi dönüş yapıyor. Diğerleri dönüş yapıyor. O yüzden etrafında bu kadar çok ona ilgi gösteren kız varken kendini bağlamak, birine bağlamak, birine tutulmak istemiyor. Şimdi ben bunu öyle bir anlattım ki hani sanki erkekler haklıymış gibi. Yok anam, yok. Yok. Bir erkek size karşı ciddi duygular beslemiyorsa, sizinle ciddi düşünmüyorsa onu, o düşüncesini değiştiremezsiniz. Hiçbir taktik, ne çeşit şeyler varsa işte, totem, hiçbir şey işe yaramaz. Yaramaz. Biraz gerçekçi olmak lazım. O insanların düşünce yapısını değiştiremezsiniz. Çünkü o daha o olgunluğa erişmemiş. Zaten o olgunlukta olmayan biriyle evlenmeyin. Ciddi düşünmeyin. Çünkü bir erkek için siz sadece obje olmamalısınız. Bir erkek için ondan ötesi, yani arkadaşı, dostu, sevgilisi, annesi, her şeyi olabilmelisiniz. Yani size baktığında her şeyi görebilmeli. Ah, bir de konuşabilsem gerçekten çok şey anlatacağım da konuşamıyorum ya. Kelimeler yok işte, yok. Seçenek çok fazla olduğu için ciddi düşünmüyorlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani elbet bir gün bunların boş olduğunu anlayacaklar. Ama o erkeklerin olgunlaşması için daha çok zaman var. O yüzden kendinizi böyle erkeklere kurban etmeyin. Değmez. Bütün bunlara doymuş insanlara inşallah denk gelirsiniz. O zaman zaten siz hiç düşünmeden bir bakmışsınız. Aa, ciddi bir ilişkinin içerisindeyim. Hızlı hızlı ilerliyorum. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Bu zaten konuşmak istediğim bir konuydu sizinle. İlişkiler hakkındaki sohbetleri daha çok seviyorsunuz. Farkındayım. Ama bazen gerçekten ne çekeyim ne konuşayım diye düşünüyorum. Çünkü bütün videolarıma bakacak olursanız aslında birçok şeyi konuştuk. O yüzden biraz konu bulmakta zorlanıyorum açıkçası. Ama bugün bu böyle birkaç gündür aklımda olan bir şeydi. Şu an fırsatını bulmuşken de çekeyim dedim. Bu arada saçlarımı kaynak taktırdım ve kendim yaptım. Bunun videosunu da bundan sonra yüklerim muhtemelen. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zil tuşuna basarsanız da video attığım gibi telefonunuza bildirim gelir. Başka videolarda görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.